Evet, bugün sizlerle sandalye yenileyeceğiz. Sandalyemiz mavi olduğu için ben bunu açık bir renge değiştireceğim. Eğer sizin alt kumaşınız açık renkse bunu hiç çıkartmanıza gerek kalmadan üstünü koyu renkli bir kumaşla geçebilirsiniz. Ben daha açık bir renk kullanacağım için altta mavinin diğer üstteki rengi bozmasını istemiyorum. O yüzden kumaşımı çıkartacağım. Şunun için çıkartacağım. Kalıbını almam gerekiyor ve kumaşın üstüne çizip tekrar aynı şekilde kalıbı buraya uygulayacağım. Zımbalama işlemini çıkartırken tornavida bulduğunuz her şeyi kullanabilirsiniz. Aslında şeyler var, zımba çıkartmak için aparatlar var ama şu an onlardan elimde olmadığı için zaten her şeyi de almamıza gerek yok diye düşünüyorum. İşimizi görecektir. Zımbayı çıkartırken zaten videoyu hızlandıracağım. Sıkılmazsınız bu esnada. Biraz zor bir işlem sanırım. O kadar çok silikon ve zımba kullanmışlar ki sökme işlemi birazcık uğraştıracak. Haydi bakalım başlıyoruz. Zımba işlemi boyunca
Nihayet bitti. Önce zımbalama işlemini sökeyim istemiştim. Ama o kadar çok zımba atmışlar ki aynı yere defalarca zımba atmışlar. O yüzden biraz zor oldu. Evet, sandalyeyi yenileme işlemimize başlayabiliriz. Kumaşını neden çıkardım? Çünkü bu kumaşın aynısını kalıp olarak çıkarmam gerekiyor. Diğer kumaşın üstüne koyup aynen bu şekilde keseceğim. Mantarın sararması dışında herhangi bir şeyimiz yok. Çünkü arkadaşlar ben yazın her sene sandalyelerimi yıkıyorum. Aynen bu şekilde duşun altına koyuyorum. Sıcak suyu açıyorum. Deterjanla eritip bunun üzerine döküyorum. Bastıra bastıra bütün kirini alıyorum. Alttan da bütün kirli su akıyor. Ama kumaşı artık kötü olmuştu ve mavi istemiyorum. Kalıp için kumaşı çıkarmak zorundayım. Çünkü kare bir kumaş kesip sandalyeye zımbalama yapmak isteseydim potluklar oluşacaktı. Çünkü sandalyemin alt kısmı geniş, kare bir sandalye değil, üst kısmı oval. Sanırım bunu kısa kesmişler. O yüzden çok zımbalamaya çalışmışlar. Çok zor oldu çıkartmam. Yine bu kalıpta keseceğim ki bu köşeleri düzgünce oturttuğumuz zaman yine orijinal şeklini alsın. Mantarın kendi sararması dışında herhangi bir kiri yok. Hiç zımba kalmadı. Boyama işleminden sonra kumaş keseceğiz. Daha sonra biz zımbalayacağız. Ama onlar kadar zımba atmayacağım. Bu 12 senelik bir sandalye. O kadar çok zımba atmışlar ki. Çok geçmiş bir zımba vardı. Yenileme başlasın.